Merhabalar. Bugün sizler için piyasadaki en popüler küçük airfryer'ların karşılaştırmasını yapacağım. Burada gördüğünüz gibi 2 adet Philips ve 1 adette Xiaomi airfryer var. Burada gördüğünüz 9252 modeli, bu onun bir üst versiyon olan 9255 modeli. Aralarındaki en bariz fark uzaktan bağlantı sağlaması. Burada da arkadaşlar Mi'nin airfryer'ı var. Öncelikle fiyatlarından, güç seçeneklerinden ve maksimum ve minimum sıcaklıklarından bahsetmek istiyorum an itibariyle 9250 olarak geçen model 2700 TL. Bir üst model olan 9255 ise 2900 TL. Aralarındaki en iyi uygun fiyatlı Xiaomi Airfryer ise 2300 TL. Tabi fiyatlar arkadaşlar çok değişken. Ben videonun altına incelemeniz ve güncel fiyatları görmeniz için linkte bırakacağım. Güç olaraksa Philips'ler 1400 Watt Xiaomi 1500 Watt civarında. Bu belki pişirdiğiniz ürünün birazcık daha hızlı olmasını sağlayabilir Xiaomi tarafında. Çok önemli bir fark değil gibi görünüyor. Ürünlerin kullanıldığı maksimum ve minimum sıcaklık değerlerine baktığımızda ise birazcık bir farklılaşma var arkadaşlar. Xiaomi'de gördüğünüz gibi bu sıcaklık değeri 40 dereceye kadar düşüyor. Philips'lerde ise arkadaşlar iki modelde de aynı. İki modelde de bu değer 60 dereceye kadar düşüyor. 3 modelinde en üst sıcaklık değeri ise aynı ve 200 derece. Xiaomi'nin 40 dereceye düşmesi onun yoğurt yapmak gibi farklı amaçlar için de kullanılmasını sağlıyor. Boyutlarına baktığımızda gördüğünüz gibi hepsi birbirine çok yakın modeller. Philips'in iki modeli zaten birebir aynı. Uzunluk olarak Xiaomi'de 30, Philips'te ise 29 santim gibi bir uzunluk karşımıza çıkıyor. Genişliklerine baktığımızda ise hepsinin de 25 santim olduğunu söyleyebiliriz. Önden arkaya olan mesafede ise arkadaşlar kulpları da dahil ettiğimizde de 33 santim, Philipslerde ise 36 santim gibi bir uzunluk karşımıza çıkıyor. Çünkü arka tarafta da birazcık daha bir çıkıntı var. Hacim olarak üretici verilerine baktığımızda Philipsler 4.1 litre, Xiaomi ise 3.5 litre olarak geçiyor arkadaşlar. Burada üretici verisi diye belirtmemin sebebi kullanılabilir alanda birazcık daha durum farklı ondan biraz sonra bahsedeceğim. Ağırlıklarına baktığımızda ise Philips'ler 4.5 kiloyken Xiaomi yaklaşık 4 kilo civarında. Kullanılabilir alan kısmına geçmeden önce arkadaşlar ikisinin birebir aynı olduğunu size şu şekilde de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi boyut olarak ikisinin arasında hiçbir fark yok. Şimdi kullanılabilir alan kısmına gelince arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şuradaki hazne daha büyük olsa da sizin kullanabildiğiniz alan arkadaşlar sadece şu sepetin içinden ibaret. Hatta o sepeti çıkartıp size şu şekilde göstereyim. Sizin dış kısmında kalan tüm alanı kullanma şansınız yok. Onun için kullanılabilir alan olarak burayı ele almamız gerekiyor. Ve buradaki ölçülere baktığımızda da gördüğünüz gibi 19, 17 ve derinlik olarak da 9 cm'ye yaklaşan bir derinlik görüyoruz. Bu yaklaşık olarak 2,83 litreye geliyor arkadaşlar kullanılabilir hacim olarak. Tabi bu ölçüleri söylerken yanlardaki ovalliği göz ardı ediyorum. Çünkü buradaki amaç birbirleriyle karşılaştırmak. Aynı ovallik burada da söz konusu. Xiaomi'nin de yine ızgarasını kenara alıp ölçümlerini yaptığımda bu sefer kare bir şekil beni karşılıyor. Gördüğünüz gibi 19, 19 ve burada da 8 santim gibi bir kullanılabilir alan görüyoruz. Bu da 2,88 litreye denk geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirine yakın değerler. Hatta Xiaomi'de de bu içindeki kızartma plakasını çıkardığınızda ki bunu arkadaşlar her yemek için çıkarmanız mümkün değil. Onu da söylemiş olayım. Mesela köfte yapıyorsunuz o kızartma plakasını koymak zorundasınız. Yoksa köfteleriniz yağ içinde kalabilir o kızartma plakasından aşağıya süzülüyor köftenin yağları. Ama bu plakayı çıkardığımızda ölçülere baktığımızda arkadaşlar 10 santime yaklaşan hatta 10 santim birazcık daha üzerinde bir ölçü görüyoruz. Bu haliyle de Xiaomi 3.6 litreye kadar ulaşıyor. Philips'in hacim verileri daha büyükken kullanabilir alan olarak baktığımızda bana Xiaomi birazcık daha büyük gibi geldi. Yine önemli bir konu arkadaşlar taban alanı. Buradaki önem neden? Çünkü tavuk yap yapacaksınız veya köfteleri dizeceksiniz. Şuradaki alan sizin için belirleyici. Kaç tane köfte koyabileceğiniz aynı anda belirleyen şey o. Alan olarak baktığımızda da Xiaomi'de 361 cm kare, Philips'lerde ise 315 cm kare gibi bir taban alanına ulaşıyoruz. Hatta arkadaşlar Xiaomi'nin içinden çıkan şu ızgara aksesuarı sayesinde İki katlı kullanım imkanı var. Hem alt kata hem üst kata dizebiliyorsunuz. Bu da tabii ki kullanım alanını çok fazla arttırıyor. Ama burada tabii şöyle bir şey de söz konusu değil. Tamamen doldurup hepsini aynı anda pişirme şansınız yok. İki katı da doldurduğunuzda önce üst kattakilerin pişmesini bekliyorsunuz. Onlar piştikten sonra ızgara ile birlikte alıyorsunuz. Bir süre daha alt kattakileri pişiriyorsunuz. Yani üstler pişene kadar alttakiler de yarı pişmiş hale gelmiş oluyor. Böylece işinizi birazcık hızlandırmış oluyorsunuz. Bu konuda bence Xiaomi birazcık daha önde. Şöyle basit bir ızgarayla Philips bu konuda aslında daha büyük bir alan sağlayabilirdi. Tabi bunlar ekstra seçenek olarak satılıyor ama Xiaomi de kendi içinden çıkıyor. Sayılardan bahsettik ama asıl kullanımda peki nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Ben 3 üründe de denedim. 3 üründe de bence maksimum 3 kişilik bir aile için ideal. Anne baba ve çocuktan oluşan aileler için bence çok ideal veya daha küçük aileler için. 4 ve üzerinde aileniz varsa arkadaşlar XX Large modellere bakmanızı öneririm. Uzaktan bağlantı kısmına baktığımızda başta da söylemiştim zaten 9255, 9252'nin uzaktan bağlanılabilen yani telefondan kontrol edebilen modeli. Philips de bu 9255 modelinde uzaktan bağlantıyı Nutri U uygulamasıyla, Xiaomi'de ise Mi Home uygulamasıyla yapabiliyorsunuz. İki uygulamada gayet güzel çalışıyor ve içinde bolca tarif var. Tabi 92.52 için içinde o tarifleri kullanabilirsiniz. Philips'te kullanıcıdan gelen tarifler de var. Xiaomi'de daha çok Xiaomi'nin size sunduğu tariflerde yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bir de gürültü karşılaştırması yapmak istiyorum. Hepsini 180 derecede çalıştıracağım. Ses bir süre sonra daha çok yükseldiği için birazcık çalışması için süre veriyorum. Gördüğünüz gibi 92 52, 56 desibel civarında bir ses üretiyor. 92 e hemen bakalım. Yine fark ettiğiniz üzere çok sessiz başlıyorlar. Philips'ler bir süre sonra tekrar sesleri yükseliyor. Gördüğünüz gibi 92 55'te de yine 54 55 desibel gibi bir ses yüksekliği var. Şimdi de miyi 180 derecede başlatıyorum. Mini sesi ilk andan itibaren gördüğünüz gibi bayağı yüksek ama yine yükselme olur mu diye bekliyorum. Gördüğünüz gibi mide de yine 55-56 desibel civarında bir gürültü var. Gürültü olarak neredeyse birebir aynılar. Modeller arasındaki bir diğer farklılık da uyarı sistemi ile alakalı. Philips'lerde sadece pişirme işlemi bittiğinde bir bip ile uyarılıyorsunuz. Xiaomi'de ise arkadaşlar uzun pişirmelerde pişirmenin ortalarında da size gelip ürününüzü karıştırmanız için bir uyarı veriyor. Bence bu önemli çünkü patates kızartması gibi özellikle zor pişen ürünlerde eğer güzel karıştırmazsanız bir kısmı iyi pişmişken bir kısmı çiğ kalabiliyor. Ve eğer o bip olmazsa bunu unutabiliyorsunuz. O bip geldiğinde çalışma hiçbir şekilde durmuyor. Çalışmaya devam ediyor. Sadece size uyarı veriyor. Kullanışlılık olarak bakarsak arkadaşlar, Philips'lerde 7 tane ön tanımlı ayar var ve bunlar arasında bu tuşlarla geçiş yapabiliyorsunuz. Kullanımı gayet basit. Xiaomi'de de aynı şekilde şuradaki yuvarlağı çevirdiğinizde 8 tane ön tanımlı ayar var bu sefer. Bunlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ön tanımlı ayar sayısının bence hiçbir önemi yok. Çünkü bunlar tamamen size tavsiye niteliğinde Mesela balığı 160 derece olarak tavsiye etmiş. Bakalım burada durum aynı mı? Bakın bu ise balığı 190 derecede pişirmemizi tavsiye etmiş. Bu tamamen kişiye göre değişir. Süre kısmına zaten hiç bilmiyorum. İçine bir balık koyarsanız 15 dakika, tek balık koyarsanız 10 dakika sürebilir. Yani buradaki ön tanımlı ayarların hiçbir önemi yok. Bir süre sonra zaten normal fırın gibi dereceyi ve dakikayı ayarlayıp çalıştırmaya başlıyorsunuz. Bence burada Philips'ler öne çıkartan bir nokta var. O da şurada gördüğünüz kısım. Bu kısım arkadaşlar sıcak tutma özelliği. İki modelde de var. Yarım saat kadar pişirdiğiniz ürünü sıcak tutmanızı sağlıyor. Sürekli çalışmak yerine ara ara devreye girerek hem ürününüzün yanmasını engelliyor hem de ürününüzü sıcak tutmuş oluyor. Burada Philips'lerin daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Düğme hassasiyeti olarak bakarsak bu tabii ki tamamen özner bir durum. Bence en zor kullanımı şu gördüğünüz 9252 modelinin. Tuşlarda sanki birazcık böyle dokunmatik hassasiyetiyle ilgili bir sorun var gibi. Bence Philips de aynı şeyi hissetmiş olmalı veya kullanıcı dönüşlerinden anlamış olmalı ki. Tuşları değiştirmiş 9255'te. 9255'in kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun söz konusu değil. Yine Xiaomi de bence kullanışlık açısından çok güzel. Hepsi de arkadaşlar kısa sürede alışabileceğiniz ve rahatlıkla kullanabileceğiniz arayüzlere sahip. Kapak yerleşimi ile ilgili de dikkatimi çeken bir nokta oldu. Philips'lerin kapağı çok rahat çıkıyor ama şurada gördüğünüz yükseklik farkından dolayı oturturken bakın şuraya ister istemez değirebiliyorsunuz. Bunu alışmak için belli bir süre gerekiyor. Tabi ilk başlarda yapılan hatalar bunlar ama eğer buraya değirirseniz hatta biz birkaç kez değirdik muhtemelen oraya çizikler oluşuyor renk itibariyle de çok şık görünüyor olabilir ama çizikleri daha çok belli ediyor. Bu bence çizikleri belli etme ve kir belli etme açısından Philips'ler arasında 9255 daha iyi. Xiaomi ise bence bu açıdan en iyi olan model. Beyaz renk belki hoşumuza gitmiyor olabilir ama gerçekten ne kir ne de çizik belli etmiyor. Xiaomi bir alalı biz yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Philips'ler daha 1 veya 2 aylık. Ama gördüğünüz gibi Xiaomi de hala yepyeni duruyor. Xiaomi'nin kapağında ise şöyle bir durum var arkadaşlar. Buradaki kapak çok sert. Yani şöyle çektiğimde gelme ihtimali yok. Parmağımla şöyle basıp çekmem gerekiyor. Bu da yine alışılabilecek. Kapatırken de aynı sertlik söz konusu. Bu da yine alışmanız gereken bir özellik. Hatta şöyle arkasından tutmadan kapatamazsınız Xiaomi'yi de. X de çok önemli değil hem Philips için hem Xiaomi için söylediklerim bence çok büyük sorunlar değil ama karşılaştırma videosunda da bahsetmek istedim. 3 modelinde bu çıkabilen hazneler tamamı bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Bence bu çok büyük bir kullanışlılık için avantaj. Üçünü de ister bu şekilde, ister tamamını, isterseniz şu içindeki sadece hazneyi yıkayabiliyorsunuz. Sizi konusundan bahsetmişken biliyorsunuz airfryerlarda rezistans temizliği de en çok konuşulan konulardan Philipslerde arkadaşlar gördüğünüz gibi rezistanslar açıkta ikisinde de herhangi bir değişim yok Bu bir açıdan temizlenmesi için kolay olabilir ama kirlenmesi de daha kolay olacaktır Xiaomi'de ise arkadaşlar rezistanslarla arasında şöyle bir ızgara var Bu gecikmesini engelleyebilir ama bu sefer temizlerken de daha zor daha fazla zorlanabilirsiniz bu ızgaranın söküldüğünü sanmıyorum. En güzel arkadaşlar bunları dikkatli kullanmak. Yani hazneleri tamamen doldurmazsanız eğer orada bir çok fazla bir patlama, kaynama gibi bir durum olmazsa buralar temiz kalacaktır. Gördüğünüz gibi bakın bu ürün bir buçuk yıldır aktif olarak kullanılıyor ama herhangi bir kirlenme yok. Bunlar da yaklaşık iki hafta kadar kullandım ikisinde. de. Bunlarda da herhangi bir kirlenme yok bence en güzeli dikkatli bir şekilde maksimum çizgisini çok fazla aşmadan kullanmak olacaktır. Ben sadece karşılaştırma yaptığım için çok fazla kullanımının nasıl olduğunu, wireless bağlantısının nasıl yapıldığına girmedim. Ama kanalımda 3 modelinde ayrı ayrı tanıtımları var. Orada çok daha detaylı incelemeleri bulabilirsiniz. Philips'in bu konudaki tecrübesi çok eskiye dayanıyor. Xiaomi ise çok fazla sektörde olmasına rağmen girdiği her sektörde genelde başarılı olan bir firma. Bence üç üründe sizi üzmeyecek ürünlerdir. Anlattıklarımdan size uygun hangisi ise ona karar verip kullanmanızı öneririm. Bu videoyu çok fazla uzatmamak adına ürün denemeleri yapmayacağım. Bir sonraki videoda arkadaşlar ürün denemeleri yapıp kör tadımla aralarında bir lezzet olarak fark var mı onu anlamaya çalışacağım. O videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmanızı öneririm. Görüşürüz.